Evine iş yerine çam ağacı yerleştirdin mi? Özellikle tazesinden, dalından yeni koparılmış. Mağaza gezip, hediyeler alarak ekonomiyi destekliyor musun? Efsane Cuma'nın üstünden çok geçti. Sana ihtiyaç var. Yoksa hazır kriz var, bari ben Paris'e gidip ışıkları seyredeyim diye yola düşenlerden misin? 2-3 Instagram fotosunu da yerleştirirsin Şanzelize'den. Aslında kendini kovaladığını bilmeden AVM önünde Noel Baba kovalayıp gururlanacak mısın? Sonra da tabii AVM'de Deli İbrahim'in torunu gibi dolaşarak. İstanbul'da mısın? Yoksa sabaha kadar partileme programları mı yapıyorsun? Bu sene Şişli mi, Taksim mi, Kadıköy mü diye seçenekleri mi inceliyorsun yoksa kanka? Adam coştu lan bunlar. Gördüğünüz gibi arkadaşımız Burcu Benek iyice havaya girmiş durumda. Kendine kırmızı don, aman iç çamaşırı aldın mı? Hediye mi bekliyorsun? Geçen sene giydiğinden ne şanslar geldi diye hesap yaptın mı? Ay kardeş, Ay'a İrine'ye mi gittin Noel kutlaması seyretmeye, koro dinlemeye? Televizyon karşısında televizyonla konuşa konuşa kuru yemiş ve tombala mı yapacaksın Nimet abla kuyruklarında sabahladıktan sonra? TRT'de sadece yılbaşında dansöz çıkardı. Şimdi yılbaşında da çıkamıyor. Maşallah diyecek misin? Victoria's Secret hatunlara kaçta çıkacak acaba? Yılbaşı gavur işi diye herkesi günah işlemekten korumaya mı çalışacaksın? Biliyor musun? Aslında pek bir şey de bilmiyor da olabilirsin. Neyi kutluyorsun? Niye kutluyorsun veya niye kutlamıyorsun? Ne demiş Şeyh Tebrizi? Derdin neyse davan odur. Davan neyse manan odur. Görelim bakalım, bilmek işe yarayacak mı? Ufak bir duyurumuz olacak. Video açıklamasına da mutlaka bakın. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aslında her coğrafyanın bir çeşit Noel babası vardı bir zamanlar. Yaşlı, sevimli bir ihtiyar, soğuk, kar ve mevsim dönümünü simgelerdi. Eski Türk toplumlarında bir çeşit Noel'i vardı. Mesela Nardugan ismini verdikleri bayramı kutluyorlardı. Nar güneş demekti. Nardugan güneşin doğuşu anlamına geliyordu. Evlerini temizliyor, güzel giysiler giyiyorlar ve bir akçam ağacı etrafında toplanarak yeniden doğuşu coşkuyla karşılıyorlardı. Mesela Kazaklarda, Türkmenlerde Ayaz Ata var. Kışın patronu yani. Mavilere kuşanmış giysileri, beyaz sakallarıyla geyiklerin çektiği bir ihtiyar. Azerilerin Şaksta babası ünlü. Şaksta soğuk anlamına geliyor. Şaksta babanın bir de torunu var. Kar kız. Hediyeleri dede, torun ikisi birden dağıtıyor. Dersim Kürtlerinin geleneklerinde Kıhola Kağan diye bir efsane isim var. Kıhola Kağan yani Aralık dedesi, yani Noel baba. Tesadüfe bakın ki o da eşi Fato ile çocuklara hediyeler dağıtıyor. Sadece bu kadar da değil. Çerkezlerde Vestade, Ermenilerde Gaant Baba, Jimer Papi, Gürcülerde Tovlis Baba, Sibirya bozkurlarında Det Maros. İskandinav mitolojisinde de Noel Baba var. İnanca göre Tanrı Odin, kanatlı atı Sleipnir ile avlanmaya gidermiş. Çocuklar da gece gelip yesin diye Sleipnir için çizmelerine saman koyup şöminenin yanına asarmış. Hristiyanlık öncesi yeryüzü Noel Baba dolu yani. Hepsi de sevimli ihtiyarlar. Fanatik değiller. İnsanlara ve özellikle çocuklara iyilik ve ümit getirirler. Dinlerle pek bir alakaları yoktur. Ta ki Roma İmparatoru Konstantin, pagan kutlamalarını Hazreti İsa'nın doğum günü kutlaması gibi yapalım deyinceye kadar. İznik konsülü bu teklifi kabul eder. Gerekçe, halka Hristiyanlığı daha fazla sevdirmektir. Zaten halk kutlama yapıyor. Hristiyanlığı da ekledik mi? Tamam. Yıl milattan sonra 336'dır. 24'ün akşamı ve 25 Aralık artık pagan dönemi eğlencesi değildir. Christmas'tır. Christin yani İsa'nın doğum yoğurtusu. Zamanla Latince doğum günü kelimesi de evrilir ve Noel halini alır. Zaten Keltçe'de de yeni güneş anlamına gelmektedir. Bu arada kutlamalar bir başka şahıs ile eşleşir. Antalyalı zengin ve cömert rahip Aziz Nikolas'tan esinlenen bir figür de Noel Baba adını alır. Yani kardeşler, eski Türk'ün Ayaz Atası, İngiliz'in Father Christmas'ı, Kelt ve Germen mitleri, Hollanda folkloru, hepsi Antalyalı Nikolas Efendi'nin hikayesiyle birleşiyor, Noel Baba figürüne dönüşüyor. Sonra 1880'lerde bir ressam ona bugünkü Tonton Dede görünümünü veriyor. Yüzyıllar içinde Hristiyanlığın vazgeçilmez bir ritüeli oluyor.
Noel veya Christmas. Ta ki kapitalist tüketim dinin egemenliğine son verip hakimiyeti ele geçirinceye kadar. Dana'nın kuyruğu asıl 1929'da kopuyor. Büyük buhran. Amerika ekonomik krizle boğuşuyor. Kısa sürede küçük büyük birçok şirket iflasını veriyor. Bizimki gibi konkordatoda değil yani. Bayağı iflas üstüne iflas. Şaka değil, bir gecede her şeyini kaybeden insanlar var. New York'ta patır patır çatılardan atlayıp intihar ediyorlar. Öylesine yani. Halk bunalımda. Gelecek kapkaranlık. Ne yapmak lazım, ne yapmak lazım? Dur diyor reklam ve sinema sektörü. İnsanları neşelendirecek bir şeyler yapalım. İşte Coca-Cola ve Noel Baba işbirliği bu fikirden çıkıyor. Billboardlardaki sinir bozucu mutlu insan figürleri yerine Hudson Sandblom, şefkat dolu gülümsemesi ve elinde gazlı içeceğiyle Noel Baba'yı çiziyor. Bir taşla kuş sürüsü. Kışın kola tüketimi artıyor. Müşteri skalasına çok önemli bir kitle giriyor. Çocuklar. Hem de insanlara eğlenecekleri yeni bir oyuncak. Eline kola şişesi verilen göbekli tonton amcamız, kırmızı beyaz renklerin içinde yeni doğan bir tarikatın rahibidir artık. Hayata para, piyasa ve alışveriş gözlüğüyle bakan neoliberalizm. Neoliberalizmde her şey alınır, satılır. İnsana ait her şeyin piyasada belirlenen bir fiyatı olmalıdır. Öyle ki içme suyu, temiz hava bile insani bir hak değil, para ödenmesi gereken bir maldır. Devlet mi? O bu işlere hiç karışmamalıdır. Orta Çağ Avrupası devasa katedraller yaptı. İnsanlar o tapınaklara gelir, kiliseden para karşılığı endülijans adı altında bağışlanma satın alır, cennet umuduyla yaşar giderdi. 1980'lerde önce ABD'yi, sonra biz dahil herkesi vuran bu yeni dünya düzeni ise mutluluğu bu tüketimde vaat etti. AVM'leri, yani kendi katedrallerini kurdu. Artık Dubai'den Çin'e herkes ibadet için bu devasa mabetlere gidiyor. Sistem sürekli yeni ihtiyaçlar üretiyor, biz de bunları temin edip mutlu oluyoruz. Bir sonra keşfedilecek, zaruri ihtiyacımıza kadar. Bu arada 1582'de yeni bir takvim kabul edilmiştir. Dünyanın güneş etrafından dönüşüne dayanır. Miladi takvim. 31 Aralık'ta biter, 1 Ocak'ta başlar. Başlangıcında yine Hristiyan referansı olsa da dinlerden bağımsızlaşıp herkes için ortak bir takvim olur. Bir yıl değişimi olarak zamanla bütün dünyada kutlanmaya başlar. Bir taraftan bakarsan Hristiyan kültürü yılbaşını ele geçirmiş diyebilirsin. Doğru taraftan bakarsan insanlık en eski kültürünü geri kazanıyor ve ortak malı haline getiriyor. Ama nereden bakarsan bak, tüketerek mutlu ol sloganı Noel'den yılbaşına doğru uzar. Artık ister Noel, ister yılbaşı AVM'nin önü Noel Baba doludur. Noel Baba yeni yıla girilen haftada alışveriş mabetlerinin kalbine oturtulur. Çocuklarımız ve biz de onun kucağına. Noel Baba böylelikle POS cihazına evrildi. Artık bir babanın oğluna sevgisi bile yeni yıl kartı olarak fiyatlanıp satılıyor. Yeniçeri giysili cengaverlerimiz sokaklarda gavurdur diye Noel Baba kovalıyor ama AVM'lerden dışarı çıkmıyorlar. Niye oluyor bu? Çünkü sembollere çemkirmek, vicdanımızı rahatlatmak kolay. Sistemin tatlı nimetlerini reddetmek ise enayilik olur. Festivalin en masum kurbanı ise hindiler. İngilizcesiyle turkey. İlle de bir hindiyi kurban edeceksin yılbaşında. Hindinin ana vatanı Amerika. Kutsal kitaplardan çok sonra adı geçmeye başlayan bir kıta yani. 15. yüzyılın sonlarında Amerika'ya giden göçmenler soğuk kış günleri aç kalırlar. Kızılderililerin acıyıp verdiği hindileri yiyerek hayatta kalırlar. İlk defa bu hayvanı görmüşlerdir. Amerika'da kutlanan Şükran Günü'nün nedeni budur. Kızılderilileri yok ettiler ama hindi yiyip şükranlarını sunmaya devam etmektedirler. İster hindili, ister vejeteryan menülü yeni yıl kutlamak tüm insanlığın ortak kültürü diyebilelim. Tüketim tarikatları dahil kimsenin tek eline bırakmayalım. Ama sonuçta sen kendini nasıl iyi hissediyorsan öyle yap. Vibio işin aslını aktararak mutlu yıllar diler. Dikkat dikkat, öyle böyle değil. Bir kişiye değil, tam 40 kişiye ödül. Bir kişiye Samsung Galaxy A9. Bir kişiye Kaan Air sponsorluğunda hiç unutamayacağı çift kişilik bir helikopter turu bileti. Tam 15 kişiye Migros hediyem kart. 5 kartta 500 TL, 10 kartta ise 250 TL yüklü olacak. Bu kartı Migros mağazalarından yapacağın tüm alışverişlerde kullanabiliyorsun. Tam 15 kişiye 215 TL değerinde Kahve Dünyası'ndan özel yılbaşı hediye paketi dağıtacağız.
5 kişiye 150 TL değerinde mavi hediye kartı veriyoruz. Bir kişiye akıllı bileklik, bir kişiye kalitelisinden bir powerbank, bir kişiye mikrofonlu kulaküstü kulaklık. Kazanan kişi tamamen tesadüfi olarak seçiliyor. Kazananların duyurusu Aralık sonuna doğru Vibeo TV YouTube kanalımızda yayınlayacağımız bir videomuzda yapılacak. O yüzden bildirimlerini açsan iyi olur. Başta şu abone yazısının hemen yanındaki zile basacaksın. Hadi bakalım. Ödüllü kampanyaya katılmak için açıklamadaki linke tıklıyorsun. Ne kadar çok görev yaparsan kazanma şansın da o kadar artıyor. Ve inan bana kazanma şansın epey yüksek. Çıkmaz deme, çıkıyor. Haydar Dümen'in altındaki yorumları okuyorum. Yolla yorumları Orçun. Boşver Emre'yi zaten daha iyi böyle. Kürşat Beat. Yine ben hariç herkes seks yapıyor. Kürşat yazık Kürşat. Bir tane şey vardı ya ben karı isterim diye Kürşat da onun gibi. Kürşat'ın tariflerini bekliyoruz arkadaşlar. Evet ya evlendirme programına çevirdik. Arkadaşlar Kürşat seks yapamıyor. Ejderiya kız. Sol kanattan Bolt Pilot geliyor deyince dıgıdak digidak diye ses çıkarıp uçtu. İyi değil sanırım demiş. Sonunda biri beni anladı. Kafa gitti, gitti kafa gitti. Dıgıdaktı, gidak. Teşekkür ederim Ejderiya kız. Yani senin nasıl adın Ejderiya'ysa hatta dıgıdaktı, gidak diye gidiyor. Sinan Koçer. Cesur bir video olmuş, helal olsun Vibeo. Böyle zor bir konuyu yayınlamak güzel ülkemde cesaret ister. Ya işte bana bunlarla gelin. Alkışlıyorum. Okumuş, izlemiş, çok güzel yorumunu yapmış. Al işte ya, teşekkür ederiz. İbrahim'in delileri. Gülüşün insanı dünyayı terk ettirir. Terk etmek ne kadar kolay. Bunlar niye senin gülüşüne taktın? Niye benim gülüşüme taktınız? Niye taktın? Ben çok güzel gülüyorsun yani. Ay canım. Hadi bir gül ya. Ya! Abdullah Doğan. Sen gülme ya da neyse boş ver. Gül gül ortalığın anası ağlasın. Sen gül. Ha 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 demiş. Tamam anket yapıyorum. Kendi Instagram hesabımda anket yapacağım. Güleyim mi gülmeyeyim mi diye soracağım. Ondan sonra ona göre karar vereceğim. Tamam mı Orçun? Hadi bakalım tamam. Hadi bak, görüşürüz. Bak Emre yok ya. Ne kadar düzgün bir şekilde terk ediyorum stüdyoyu. Aynen. Boş hep Emre'yiz. Değil mi? Emre kim ya? Aquaman.